Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Bir yandan YKS 2022 tercih sonuçlarımızı heyecanla bekliyoruz. Bir yandan da kayıt ile ilgili neler var aklımızda, hangi sorular var, bunlara cevap arıyoruz. İşte bununla ilgili bir video. Üniversiteler yavaş yavaş sizlerin sorularından hareketle böyle duyurular yapmaya başladı. Bunlardan birisi, örnek olsun diye buraya bu videoda bunu koydum. Ve çoğu üniversite zaten bu belge ve bilgileri isteyecektir sizden. Uşak Üniversitesi. Tüm duyurular kısmına girdiğinizde şu an gelmesini beklediğiniz üniversitenizin arkadaşlar şöyle bir sayfasına bakın. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda öğrenci işlerinde herhangi bir duyuru var mı? Kayıtla ilgili ne var mı? Buradaki burs, kredi vesaire bunlarla ilgili kayıtla ilgili bilgileri görebilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Yükseköğretim Kurumları Sınavı kayıt işlemleri adı altında, yeni kayıt işlemleri adı altında neler yapmamız gerektiğini bize anlatmış Uşak Üniversitesi. Dediğim gibi çoğu üniversite bunu isteyecektir değerli arkadaşlar. Ne demiş? Üniversitemiz öğrenciler için E-Devlet kapısından kaydolma imkanını sunmaktadır. 2. Elektronik kayıt kabul eden programlara yerleşen öğrencilerin elektronik kayıt yaptırmaları zorunludur. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yüz yüze başvuru yapacaktır. 3. Kayıt işlemleri 2022-2023 öğretim dönemi için ÖSYM'den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsamaktadır. 4. Kayıtlar 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir. 5. Elektronik kayda özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar ile elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar, sağlık raporu adlı sicil belgesi isteyen vesaire programlar dahil değildir. Zaten sizin üniversitede bunlar yazacaktır değerli arkadaşlar. Yerleşen adaylar E-Devlet şifreyle ile bunun da kaydını ben sizlere bizzat videoda anlatacağım. Nasıl yapacağımızı değerli arkadaşlarım lütfen takipte kalın. Kayıt işlemlerini yaptırabilecekler. Asker alma dairesine askerlik durum bilgisi vesaire bunlar arkadaşlar sistem üzerinden ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir demiş. Yani bununla ilgili bir belge sizden istemeyecek. Aynı anda örgün 2 lisans veya 2 ön lisans programına kayıtlı öğrenciler elektronik kayıt ekranında kayıt yaptıramayacak ve yerleşmiş olduğu. Burası önemli. Aynı anda hem örgün 2 lisans okuyorsa hem de 2 ön lisans programına kayıtlıysa bunlar yüz yüze kayıt yaptıracak. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir. Barkodlu çıktı alabileceklerdir. Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca burası önemli değerli arkadaşlar. Bu konuda çok soru geldi ve gelecek. Kayıt için üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Yani online kayıtla işinizi bitirebilirsiniz. Elektronik kaydı tercih eden öğrencilerimizden burası da önemli. Herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Çünkü zaten E-Devlet üzerinden sizin ile ilgili bütün bilgiler sistem üzerinden üniversiteye zaten gidecektir. Kayıt işlemini elektronik olarak yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında ve web sayfamızda ilan edilen burası da önemli. Yani e-kaydımızı yapacağız. Oradaki zaten sizin karşınıza üniversitelerin duyuruları şeklinde bir bölüm çıkacak. Oraya tıkladığımızda bundan sonra işiniz üniversitenizi takip etmek olacak. Herhangi bir belge isterse, işte fotoğraf vesaire bunları isterse o üniversitenin bilgi yükleme, evrak yükleme sisteminden yükleyeceksiniz. Ama e-kayıt için ilk anlamda hiçbir belgeye ihtiyaç yok değerli arkadaşlarım. Peki yüz yüze gittiniz artık kayıt yaptıracaksınız. Online kayıt yaptırmadınız gittiniz. Neler isteyecekler sizden? Hemen hemen bütün üniversite bunları ister. Bunlarla ilgili de hazırlık yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın fotokopisi. Aslının ibrazı zorunludur. Ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi. İkisi de olur değerli arkadaşlar. Şu an okullarınız açık. Ben de bir idareci olarak şu an diploma almaya gelen öğrencilerimiz oluyor. Oradan diplomanızı almadıysanız alın. Burada bir de sorumluluk sınavına kalan öğrencilerimiz var. Mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek öğrenciler de belirlenen tarihlerde geçici olarak kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Ama bu öğrenciler mezun olduklarına dair belgeyi en geç 31 Aralık 2020'ye kadar götürmeleri gerekiyor. Yani o tarihe kadar mezun olmaları gerekiyor. Yoksa kaydı iptal oluyor değerli arkadaşlar bu durumda öğrencilerimiz varsa. 2. Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleşmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse bununla ilgili bir belgeyi yine sizden isteyecek arkadaşlar. Bu böyle bir durumunuz varsa YKS yerleştirme belgesinin internet çıktısı, nüfus cüzdanı fotokopisi. Bu arada fotoğraf arkadaşlar, bu arada boş vakitlerinizde gidin fotoğraf çektirin. Yani fotoğraftan korkmayın, yanınızda bulunsun. Çünkü burs ve özellikle özel burs, resmi burs bunlarda yurt başvurusunda
bir sürü fotoğraf lazım edecek. Yani gidin fotoğrafınızı çektirin, cüzdanınıza koyun derim. Son 6 ay içinde önden adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde fotoğraflarınızı arkadaşlar. Öğrenim ücretini yatırdığına dair makbuzunu kayıt için geldiğinizde teslim edeceğinizden lütfen kaybetmeyiniz. Şayet kaybederseniz en yakın Ziraat Bankası şubesinden dekontlarınızı alınız demiş değerli arkadaşlar. İkinci öğretim ücretleri de bu arada arkadaşlar ders kaydından önce yapılır. Yani o ücreti ödemeden ders kaydı yapamazsınız. Bunu da söylemiş olayım. Bazı programlara kayıt yaptıracak adaylardan YKS tercih kılavuzunda özel koşul ve açıklamalar kısmında belirtilen belgeler varsa bunları da sizden isteyecek değerli arkadaşlar. YKS ile üniversitemize yerleşen yükümlülerin askerlik durumları üniversitemiz tarafından sorgulanacaktır. Bununla ilgili yine farklı durumlar varsa burada yazıyor. Yani sizlere demek istediğim hemen hemen kayıtta sizden bunlar istenecek. E-kayıtla ilgili uygulamalı 1-2 gün içinde videom gelecek. Lütfen abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Burs kredi son dakika bilgileri geç kalmamanız için lütfen abone olun arkadaşlar. Sizlerle bunları paylaşacağım diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere arkadaşlar.